Üzeri nasıl yaptın bu kahveyi? Allah'ın seversen 40 yıl hatırı vardır bir kahvenin. Bunun 4 saat bile yok abi, ben sana söyleyeyim. Yemledin bakalım onları sen. Yemle yemle. Aa, güzel. Bunlar bizim veli nimetimiz. Bir de onlara su ver. Sula onları, sula. Usta, sabah verdim sularını. Şimdi hemen yemliyorum onları. Aferin sana, bravo. Abisinin siz hayırdır böyle bir evin iki kızını almış damatlar gibi böyle pek bir yakınsınız ha? Kan davanız yok muydu sizin? Bir kan davası be, kan davası olur mu usta ile çırak arasında? Öyle biraz biz gerginleştik, biraz şey oldu, bir süreç geçti ama olsun. Yani kol kırılır, yen içinde kalır derler değil mi? Boncuk, bizim aramızdaki ilişki usta çırak ilişki boyutunu çoktan geçti. Biz ortak olduk la artık. Güzel, duydun mu? İlişkileri bir adım öteye geçmiş. Oğlum düne kadar siz birbirinizi yiyordunuz. Hayırdır ibibikler? Geçti o günler be ya. Vallahi artık kankayız, sanal çiftliğimiz var. 8 tane de koyun aldık, gül gibi geçinip gidiyoruz be ya, değil mi İsmail? Aynen. Kardeşim bak, benden duymuş olmayın. Anlatabiliyor muyum? Bunlar sizi dolandırırlar. Bak, çarparlar, çurparlar sizi yılan gibi. Kim kimi dolandırıyor? Sen ne anlarsın bu işlerden Üzeyir? Allah'ını seversen. Sen git orada çürük çarık meyvelerini sat ya. Aa, ileri teknolojiden sen hiç anlamazsın. Kafan basmaz böyle şeylere. Gölge etme, başka ihsan eylemem. Hadi bakalım, hadi. İsmail. Bak, acaba diyorum tavuk da mı alsak ha? Yumurtlar falan güzel olur böyle, bit tavuk. Ha? Usta alırız, onda sıkıntı yok da. Al al. Yem yok diyor bu. E al İsmail, yem de al. Ama yem almak için kredi kartı bilgilerinizi girin diyor. Aa, her şeyi benden bekliyorum be oğlum be. Aa, girsene o zaman kredi kartı bilgilerine. Vallahi bende kredi kartı yok çünkü. Ya usta bende de yok ki kredi kartı. Ne yapacağız peki? Bozkır Baba'ya mı sorsam acaba? Güzel fikir, harika. Vallahi soralım, evet evet. Ara bakalım, sor. Yok aramayayım, test eder. Ben direkt karşısına geçip isteyeyim kartı. Olur. Artık siz tabii nasıl uygun görürsen sen. Ya şimdi bunlar yemsiz ölür, kesin ölür bunlar. Ya İsmail, ya ben sana para vermedim mi? Sen de gelip tamam babacığım koyunları aldık demedin mi? E peki şimdi ne oldu? Ya Bozkır babacığım koyunları aldık, onda herhangi bir sıkıntı yok da şimdi yem almamız lazım. Açlıktan ölsün mü hayvanlar? Ya oğlum bunlar sanal hayvanlar. Ulan ne yemi lan, ne ölmesi? Aa, ama babacığım sanal da olsa hayvan hayvandır. Hatırlayın hani vardı ya küçük sanal hayvanlar. Onlara da veriyorduk yemeğini, suyunu, mamasını. Eğer yemeğini, mamasını vermezsen ölüyor sanal hayvan. Yani yem zaten olay sadece sanal hayvan değil ki. Biz sanal koyun aldıkça adamlar gerçek koyun alıyorlar. E biz sanal yem alınca da adamlar hayvanlara gerçek yem veriyorlar. Ne oğlum, yani yem vermezse ne oluyor? Telef mi oluyor bu hayvanlar? Yani ölecekler mi? Vallahi o kadarını bilmiyorum babacığım ama riske girmeye değmez ya. O kadar yemek verdikten sonra ne gerek var değil mi? Telef olurlar belki, bilmiyorum yani ben. Ben diyorum ki birkaç tane de tavuk alalım babacığım ya. Neden dersen yumurta işinde ciddi para varmış. He. Sen hiç zahmet etme, ver bana kredi kartını, ben gerekeni yapayım babacığım. E hadi artık baba, kaz gelecek yerden tavuk esirgenmez. Ver artık şu kredi kartını, hadi ver, hadi. İsmail, ulan bu işten bir yamuk çıksın. Seni mahvederim yeminle. Sen hiç merak etme babacığım. Bana güvenebilirsin. Gerekeni yapacağım. Ya manyak ya. Sanal yem alıyoruz ya kartla. Rahat ol babiş. Zengin olacağız. Yem ver yem. Yemle yemle, onların hepsini yemle. Bak nasıl yiyorlar. Aç bunlar ya, semirsinler iyice. Böyle toroman olsunlar. Ver yem. Ağıl kapasitesi yetersizmiş ustam. Ağılı büyütmek için 200 lira ödemeniz gerekiyor diyor. Ne yapalım? Öde İsmail, bana niye soruyorsun ben ya? Ödeyeceğim onları hep. Ağıl çok önemlidir. Ağıl hayvancılıkta en önemli şeydir. Ne yapsın? Hayvanlar dışarıda mı kalsın? Üşüsünler mi? Zatürreden öldürelim hayvanları. Allah Allah, oradan al sen şey, Bozkır'ın kredi kartını çekiver onu bakalım. Emin misin usta? Ne demek emin misin? Allah Allah, lütfen İsmail. Ticaret bu. Ticarette yatıracaksın ki kazanasın. Yatır, al. Al, yatır, yatır, al. Ancak öyle yani, lütfen elini korkak alıştırma. Çek bakalım oradan. Doğru diyorsun usta. Nasıl olsa daha sonra fazla fazla kazanacağız değil mi? Tabii be İsmail. Zengin olacağız oğlum. Çok zengin olacağız. Benim bu ticari zekam, senin bu yancılık kabiliyetin banker Bozkır'ında limitsiz kredi kartıyla var ya. Ay, Bermuda şeytan üçgeni oluşmuş olacak. Zengin olacağız oğlum. Çok zengin olacağız. Ya ustacığım, yaza kadar şöyle güzel bir araba alabilecek parayı kazanabilirsen var ya, tezeneyi de arabaya koyup güneye doğru süreyim diyorum. Ne diyorsun?
Git git. Biz orada var ya yaza kadar iki tane daire alırız. Hatta var ya dayalı döşeli villa alırız be ya. Ay ne güzel bak. Şimdi ılık ılık o güneşi hissettim damarlarımda İsmail. Diyorum ki biz şuraya kavun da ekelim. Vallahi bit kavun. Ek bit kavunlar çok iyi olur. Yazın böyle yeriz onları sulu sulu soğuk soğuk. Zaten peynirimiz de var, kavun da var. Öbürünü de hallederiz bir şekilde. Zerzevat işine de gir İsmail. Zerzevat diyelim. Böyle salatalık malatalık. Şu üzerinden olan ilişkimizi tamamen keselim bitirelim gitsin yani. Olursa hemen ekiyorum. Şimdi Bozkır babacığım, seninle ben toprak insanı olduğumuz için bizim tarımdan, çiftçilikten uzaklaşmamız zaten düşünülemezdi. Hem malum İstanbul'da bostan ekecek, ne bileyim koyun güdecek bir alan, arazi, arsa olmadığı için bu sanal çiftlik olayı bize çok iyi oldu, çok da güzel oldu, tamam mı? Canım kocam benim ya, aferin be. Gurur duyuyorum seninle, ne güzel düşünmüşüm vallahi. Sağ ol teyzenim, şimdi böyle ufak ufak başladık ama inşallah tez zamanda müthiş zengin olacağız. Amin. Ya oğlum, ya İsmail oğlum, böyle hemen hayallere kapılmayın ya. Yani önce bir yatırdığımız parayı bir geri alalım. Allah'a şükür ya. Ya sen Bozkır sulaksın Bozkır babacığım. Azıcık büyük düşünsene. Bu nasıl dar kısır bir düşünce yapısı ya. Misal rahmetli Steve Jobs. O koca şirketi küçücük bir araba garajında kurmuş. Çok uzaklara gitmeye ülkene dön diyorsan yine örneğin var. He? Rahmetli Vehbi Koç. Vehbi Koç'un ilk başlarda sadece 3 tane koçu varmış. Ya onun başımıza bir iş gelmesin de ya. Tövbe ya. Merak etme Bozkır babacığım, şu an Türkiye'deki herkes bu sisteme giriyor. Herkes kolay paranın peşinde. Sayın seyirciler, sıradaki haberimiz Türkiye'nin günlerdir konuştuğu Bostan Bank'la ilgili. Aa işte bak, bak dinleyelim bak. Şuna bak. Hadi. Bir ses verelim. İnternet üzerinden sanal çiftlik ve sanal hayvan satışı yapan Bostan Bank hakkında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı soruşturma başlattı. Bostan Bank yetkililerinin saadet zinciri kurup vatandaşı dolandırdığı öne sürülüyor. Yok canım, onda bir yanlışlık vardır, olur mu öyle şey? Ulan senin yüzünden dolandırıldık ulan, biz dolandırıldık ulan! Baba! Baba bırak, bırak kocam, öldüreceksin baba, yapma ne olur! Bozkır babacığım, azıcık sakin ol, ben yarın gider işin aslı astarını soruştururum. Ulan sen! Baba, baba yapma baba, ne olur! Ulan yaktın ulan beni! Yaktın ulan! Bostan Bank hayırlı işler diler. Hayırlı uğurlu. Ulancım ulan! Yedim lan seni! Ne oldu İsmail? Ne demek ne oldu lan? Tokatladı adamlar bizi. Senin bu Bostan Bankçılar üçkağıtçı çıktı. Bakanlık soruşturma açmışlar. Bitirdim ben acaba. İsmail dur. Allah'ım sen dur. Bir saniye sese sakin olalım. Nereden öğrendin? Sen bunu acaba nereden duymamış olabilirsin ki? Ne demek nereden öğrendin ya? Bütün haber kanalları bas bas bağırıyor. Adamlar bütün piyasayı soğuşlamışlar. İsmail sakin ol be. Eğer duydun haberi inanıyor musun be oğlum? Ay sen ne yarım akıllı bir çıraksın. Sakin bakalım. Eğer duydun haberi inanmayacağım. Yalan de bana bak. Yalan de. Kesinlikle yalan haberdir bu oğlum. Aa vallahi. Şimdi insanlar zengin oluyor ya. İnsanlar zengin olsun istemiyorlar. Hep dış mihrakların suçu bunlar hep. Öyle mi diyorsun? Tabii öyle bu oğlum. Sen kendi gözlerinle gördün. Bizzat kendisi, CEO'su geldi buraya. Tokalaştık, görüştük adamla. Yüz yüze karşılaş. Hiç merak etme. Gerekirse gideriz, yüz yüze konuşuruz yani. İşin aslını astırını öğreniriz İsmail. Rahat olacak. Bak ne olur bu kez de elimize yüzümüze bulaştırmayalım. Bozkır baba bu sefer beni affetmez. Kesin öldürür. İsmail hiç merak etme. O iş bende bu oğlum. Hadi bakalım içini rahat tut sen. Tutuyorum bak rahat. Abi canım. Gideceğiz. Face to face konuşacağız adamla yani. Ne var? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.